Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Soulwork hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde bahsetmediğim bir şey var. Solucan Kraliçesini biz elimizden kaçırmadan önce, daha doğrusu Edgar onu kurtarmadan önce bizden, Solucan Kraliçesine giderken arkadaşlar Henry ile karşılaşıyoruz. Ve Henry'i biz avlamaya giderken Neb bizi durduruyor. Henry'i koruyan kişi. Bu Neb'in ise aslında gerçekte en güçlü Soulwork olan Tenebris olduğunu öğreniyoruz. Belli olaylardan sonra kentin tarafına geçmiş ve kent için çalışıyor. İsmini de Neb olarak kullanmış. Zaten bu Neb'i biz aslında önceden görüyorduk. 25 ile 40 level arasında Grey City'de arkadaşlar. Böyle sandalyeyle oturan bir tane NPC var. O zamanki kent rolünü yapan, daha doğrusu Roy ismini kullanarak taklit yapan, kentin yanında duran kişi. O Neb aslında işte Tenebris'miş. O bizi durduruyor. Ancak onunla savaşmıyoruz. İkinci seferde bir daha Solucan Kraliçesini avlamaya gittiğimiz zaman Tenebris başka birisiyle uğraşırken biz Henry ile karşılaşıyoruz. Ve Henry biz onu avlamadan önce arkadaşlar başka bir yaratık tarafından saldırıyor uğruyor. Saldıran yaratıksa önceden Keterin'e saldıran yaratık. Yani Keterin'i Solucank'a çeviren yaratık aynı şekilde Henry'e saldırıyor ve Henry de Solucank'a dönüşüyor. Ve biz Henry'i o şekilde öldürüyoruz. Hem yaratıktan da hem Henry'den de kurtulmuş oluyoruz bir şekilde. Bundan sonrasında ise elimizde iki problem var. Birincisi Tenebris. Şimdi Tenebris arkadaşlar diyor ki ben kulenin tepesindeyim, seni orada bekleyeceğim diyor. Gel benimle kapış diyor kısacası. Ancak bütün NPC karakterler, yani Auron dahil, şuradaki Brock dahil, hepsi bizi uyarıyor. Çünkü Tenebris yani bizim tek başımıza yenebileceğimiz birisi değil. Sakın gitme diyorlar ama bütün Soulwalker'lar arkadaşlar hepsi farklı sebeplerle de olsa Tenebris'le savaşması gerektiğini biliyor ve gitmek zorunda olduğunu hissediyor. Ve o savaşa gidiyorlar. Şimdi o savaşta olan kısım biraz sonraya kalsın. Çünkü ondan önce bahsetmem gereken şey arkadaşlar, önceden bahsettiğimiz bir şey, ordudaki isyan. Şimdi Auron biliyorsunuz önceden demiştik ya, buraya insanları getirmişti ve askerleri sürekli olarak kullanıyordu. Hani bayağı ağır işler verirdi askerlere. Bazı askerler arkadaşlar Auron'a karşı isyan başlatıyorlar. Hatta bir tanesi Auron'la direkt olarak konuşuyor, diyor ki biz savaşmayacağız, evimize gidiyoruz diyor. Ve Auron sinirlenip onu vuruyor, savaş döneminde nasıl görevden kaçarsın diye. Auron'un vurduğu adamı, hani ölmüyor adam, Brock iyileştiriyor. Ancak Brock onu iyileştirdikten sonra arkadaşlar bu adam direkt olarak kaçmak yerine, evine dönmek yerine Auron'a karşı ben isyan edeceğim deyip arkadaşlarını topluyor. Auron'un yattığı yeri şöyle büyük ihtimal bir kampta kalıyor. Tam olarak ev diyemeyiz. O kampı lootluyorlar ve Catherine'in resmi olan bir tane pendantı çalıyorlar. Pendant da şöyle bir şey. Türkçesini unuttum. Kolye herhalde. Kolye'ye benziyor. Normalde burada Catherine'in resmi var. Şu anda yanmış gördüğünüz gibi. Ondan sonrasında bu isyancılarla biz bayağı savaşıyoruz. Ve en sonunda arkadaşlar isyancılar Auron'un önemli bir şeyini çaldıklarını anlıyorlar ama neyi çaldıklarını bilmiyorlar. Çünkü Auron'u adaya çağırıyorlar ve Auron ben geleceğim diyor. Benden aldıklarınızı verin diyor. Ve adamlar diyor ki hani biz bu adamı öldürmeye çağırıyoruz ve geliyor. Büyük ihtimal önemli bir şey çaldık. O yüzden Auron adaya gittiği zaman Auron'u şunla tehdit ediyorlar. Diyorlar ki neyi çaldığımızı bilmiyoruz önemli olan ama eğer gelmezsen ya da adaya işte yanında çok fazla askerle gelirsen bütün her şeyi yakarız, aldığımız her şeyini kaybedersin. Ondan sonrasında biz arkadaşlar Auron'la beraber adaya gidiyoruz. Bize o isyancılar Net firmasının askerleriyle beraber bize saldırıyor. Biz tabii ki yani çoğunu rahat rahat pataklıyoruz. Biz bu savaş sırasındayken de Brock hani önceden isyancı iyileştirdiği için kendini suçlu hissediyor. Ve Catherine'in resmi olan pendantı çalmak için o adaya sızıyor. Biz savaşırken arkadaşlar Brock gizlice adaya giriyor. Ancak biz isyancıları yendiğimiz için isyancılar adayı yakmaya başlıyorlar. Bu yakma sırasında Brock hani kurtarıyoruz ama bayağı kötü durumda kalıyor. Ve bu durumundan dolayı arkadaşlar Auron normalde o zamana kadar sadece hani Catherine'in resmine takmış durumda. Sadece hani Catherine'in hafızasıyla hareket ediyor. Catherine'e intikam alacağım diye Soulcank öldürüyor ya. Aklında sadece Catherine var. Ancak Brock ölme noktasına gelince, Brock da elinde büyüyen birisi. Yani küçüklükten beri baktığı birisi Auron'un. O yüzden hani Brock'un önemini de anlıyor ve diyor ki hani tamam önemli değil, kolyeyi falan bırak sen gel. Sonrasında tabii ki biz Brock'u kurtarıyoruz ve arkadaşlar Auron yeniden normale dönmeye başlıyor. Yani Catherine'in o intikam duygusundan çıkıyor Brock'u kaybetme noktasına gelince. Auron düzeldikten sonra askerler de yine biraz daha tablonu düzeltmeye başlıyorlar. Ancak o isyan edenlerin hepsini biz bir kere avlıyoruz. O isyancıların işi bittikten sonrasında arkadaşlar iş Tenebris'e geliyor. Ve hani herkes bizi uyarmasına rağmen Tenebris'le savaşa gidiyoruz. Tenebris bizimle baya böyle dalga geçer gibi davranıyor. Baya bir V1 atıyoruz. Ve tam ortasındayken ve biz arkadaşlar Tenebris'le savaşıp tam böyle kaybedecek gibi olurken aniden birisi savaşa müdahale ediyor. Ve oyunda şu anda var olan bütün Soulwalker karakterleri tek bir yere topluyor. Bu kişinin isminin Rosk olduğunu öğreniyoruz.
bu dünyaya bakan tanrı olduğunu öğreniyoruz. Şu anda size resmini göstereceğim. Görünüşü sonradan değişiyor ama Roska bize diyor ki şimdiye kadarki bütün dünyaları izledim ben diyor. Şu anda yaşadığınız dünyanın kontrol eden kişi benim diyor. Tam böyle tanrısı değil ama nasıl söyleyeyim size, müdürü gibi düşünebilirsiniz. Şimdiye kadarki her zamanda biz ne kadar ilerlesek de her Soul Walker hepiniz farklı farklı paralel dünyalarda kente karşı savaştınız. Hepiniz, bazılarınız daha fazla ileri gitti, bazılarınız daha erkenden kente karşı savaşıp öldü. Ancak bu sefer bütün her şeyi değiştirmek için hepinizi tek bir dünyada toplayacağım diyor. Ve bütün Soul Walker'ları tek bir paralel dünyaya getiriyor. Yani normalde biz Auron'la falan konuşurken arkadaşlar başka hiçbir Soul Walker'dan bahsedilmiyor. Ama Roska birleştirdikten sonra bütün herkes bütün Soul Walker'ları sanki hepsi aynı şeyleri yapmış gibi hepsiyle böyle bir levelden beri hani tanışıyorlarmış gibi tanımaya başlıyorlar. Yani nasıl söyleyeyim size, herkese diğer paralel dünyalardaki hafızaları veriliyor ve hepsi bir tane dünyada birleşiyor. Bütün Soul Walker'lar tek dünyaya geliyor ve aniden Tenebris'in karşısına çıkıyorlar. Bunu gördüğü zaman Tenebris tabii ki ortadan tüyüyor. Hani bir tanesiyle savaşırım, belki iki tanesiyle savaşırım ama hepsini beraber yenemem diyor ve tüyüyor. Tenebris tüyüdükten sonra biz buraya geliyoruz arkadaşlar. Yani bütün NPC'lerin zaten kafası 1500 oluyor. Ancak Roska durumu açıklıyor ve ondan sonrasında bunu yaptığı için arkadaşlar Roska bu dünyanın kontrolcüsü olarak gücünü kaybediyor. Normal bir insana dönüşüyor. Bu dünyada da Soulwalker'lar toplandıktan sonra, bu arada bütün Soulwalker'lar yok. Yani Dana vesaire arkadaşlar sonradan geliyor. Bundan sonradan bahsedeceğim size. Efnel de bunlardan bir tanesi. İsmini unuttum. Lina bir de bunlardan bir tanesi. Burada toplananlar ana Soulwalker'lar. İlk versiyonlar. İlk versiyonlar burada toplanıyor. Ve lider olarak Haru'yu seçiyorlar. Haru neden lider oluyor? Bunun aslında gerçek sebebini sonradan açıklayacağım size ama en başta kısacası şunu söyleyelim. Erwin Haru'yu bir nevi lider olarak öneriyor ve lider yapıyor. Ve evet arkadaşlar, bugün bahsedeceklerim bu kadar. Yani bayağı yordu beni. Böyle birkaç kez tekrar etmek zorunda kaldım. Çaktırmayın. Ancak büyük ihtimal kısaca şu anki olay döngüsünü anlamışsınızdır. Bundan sonraki olaylarda artık burayı terk edeceğiz. Yeniden Grace şehrine döneceğiz. O zaman arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.